Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi bir televizyon sokak röportajını dinleteceğim. Ondan sonra konuşacağız arkadaşlar. Ben dinledim. Tayyip'ten başka var mı lider ya? Dünya lideri o adam ya. Ben Avrupa'dan geldim. Avrupa çöktü, Türkiye ilerliyor. Avrupa'nın neyi çöktü abi? Hı? Avrupa'nın neyi çöktü? Her şeysi vardı. Şu anda hiçbir şey yok mu? Yok tabii. Nasıl yok abi? Ya büyük mağazalar kapandı. Evet abi. Diskotekler kapandı, restoranlar kapandı. Aç ya Avrupa halkı. Nasıl aç abi? Aç aç. Kişi başı gelir 40 bin euro adamların. Kim demiş onu ya? Öyle değil mi? Değil tabii. Ne kadar abi? 900 lira asgari ücret, 500 lira kira veriyor. 900 lira değil abi. 1600 eurodur oradaki asgari ücret. Hayır, 900 lira ben biliyorum. Burada da var 800 lira alan ama. Asgari ücret, şey emekli. Olsun. Evet. Ben anlamam onu bunu. Ben gördüğümü söylüyorum. Oradan gördüğünüzü mü buradan gördünüz? Oradan gördüğümü söylüyorum. Burası yaşanıyor. Siz emekli misiniz oradan? Oradan emekliyim ben. Ne kadar emeklilik parası orada? Ne kadar alıyor? Neyse, ben idare ediyorum. Tamam, idare ediyor, bir şey demedim. Ne kadar alıyorsunuz? Ya niye söyleyeyim bunu ben? Orada 500 lira kira, 400 lira yeter mi bana? Burada zaten hiçbir şey kalmıyor emekliye. 1000 lira burada kira, 1300 lira alıyor emekli. Kardeşim, burada emekli 1600 lira alıyor. Hangisi alıyor abi? Hepsi almıyor. Asgari ücreti kaç para burada? 2000 lira. Asgari ücret şimdi yani para alacaklar. Tamam, 2000 lira, tamam. Evet. 500 kira, 1500 euro kalır. Almanya'dan mı geliyorsunuz? Evet. Almanya'da benzin ne kadar? Benzin 1 lira küsur. Aynı fiyat. Burada? Buranın aynı fiyat benzin. Nasıl aynı fiyat? Aynı fiyat ya. O zaman Türk parasıyla da maaşı euro ile hesaplasana. Ya. Ya oradaki benzine hesaplıyorsun amca ama maaşı hesaplamıyorsun. Hesaplıyorum ben, hesaplıyorum. Orada 1 lira, 1 euro. Fazlasıyla. Yani. Burada 7 lira. Olsun. Nasıl olsun? Arada 5 kat var. Olsun. Nasıl biz onları ya kıskandık? Burada ne kadar araba var? Orada yok bu araba. Nasıl yok? Türkiye'deki abi? Araba orada yok ya. Sen arabayı nereden alıyorsun? Onlardan alıyorsun. Alıyorsun tamam. Tamam. Olsun. Ya onlardan alıyorsun arabayı. Alsın. Evet arkadaş bunu dinledik. Şimdi... Ya ne diyeceğimi şaşırdım. Gerçekten şok oldum yani bu adamı dinleyince. Çünkü bu adamdan milyonlarca var Almanya'da. Ve aynı zamanda Türkiye nüfusunun %50-%60'ı bu insanlardan. Şunu artık diyebilirim ki yani Türkiye komşu ülkelerden, dış ülkelerden uzman kişileri bu konuyla ilgili sosyoloji uzmanları, işte antropoloji uzmanları ve bilim insanlarını Türkiye'ye davet etmeli ve Türkiye'deki insan tipi tekrar analiz edilmeli. Türkiye halkı analiz edilmeli. Bilinç olarak, beyin olarak hangi seviyede bunun tespiti yapılmalı? Böyle bir şey olabilir mi? Genç soruyor, diyor ki en nefret ettiğiniz politikacı kimdir diyor. Adam başlıyor Tayyip'ten anlatmaya ve Avrupa'yı çökertiyor. Almanya'yı, Avrupa'yı aç bırakıyor ve Türkiye'deki fiyatlarla Almanya'daki fiyatların aynı olduğunu söylüyor. Bu insanlar arkadaşlar bu hale geldi. Uzun dönemden beri verilen eğitimle bu insanlar yaşadığı çevreyi, yaşadığı ülkeyi algılayamaz oldu, okuduğunu anlayamaz oldu, hatta duyduğunu sorulan soruları dahi algılayamaz, anlayamaz duruma geldi. Biz de kalkmışız bu insanları din açısından aydınlatmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum emeklerimiz boşa mı gidiyor yoksa boşa mı uğraşıyoruz? Her söylediği yalan. Bakın arkadaşlar. Ben de Avrupa'da yaşıyorum. Avrupa'da gitmediğim hiçbir ülke yoktur. Gezmediğim, incelemediğim. Hiçbir ülke, hemen hemen hepsine gittim. Hemen hemen. Şimdi bakın bu adam nasıl yalan söylüyor, neden yalan söylüyor, neden yalakacılık yapıyor? Sebep ne?
öyle bir insan tipi oluştu ki ya kendisinin 10 kuruş zarar olmasın, bütün dünya yansın umurunda değil. Öyle bir insan toplumu oldu. Almanya'da diyor asgari ücret 9 lira diyor, yalan söylüyor. Asgari ücret arkadaşlar Almanya'da 8.88 kuruş, 89 kuruş saat ücretidir. 8 saat üzerinden çalışılır ve bu 8 saati hesap ettiğimiz zaman Almanya'daki asgari ücret ki biliyorum zaten 1706 lira 88 kuruş. Ve asgari ücretten vergi kesilmez. Evliyse, çocuk varsa zaten fazladan çocuk parası alır ve vergi de kesilmez. Buradan kesinti olur, işsizlik parası kesintisi olur, emekli sigortası ve sağlık sigortasına kesinti olur ve eline geçer. Yani ben en asgarisini söyleyeyim, yani 1250-1300 lira asgari ücreti çalışan adamın eline para geçer. 250 liraya da kira vardır, 1000 liraya da kira vardır Almanya'da. Eğer bu dar gelirli kişilerin kira bedeli yüksekse devlet kiraya yardım eder. Kirasını öder, ısınmasını, gaz parasını falan öder. Şimdi bu adam nasıl yalan söylüyor? Aynı diyor, benzinle diyor, şey aynı diyor, matematik yapmasını bilmiyor. Yaşadığı ülkedeki insanların refah seviyesini bilmiyor. Alım gücü nedir bilmiyor. Hiçbir şey umurunda değil. Hiçbir şey. Ama hiçbir şey. Bakın 1200 lira olarak hesap etsek bile 1200 liradan fazla alır da 1300-1200 lira alır, arası alır. Bakın benzin 1.2, 1.1, 1.16, 1.1 öyle günlük değişir ve Almanya'da durum böyle devam eder. Şimdi 1706 lira alan asgari ücretli 1700 lira asgari ücreti vardır ve bu 1700 liraya kesintisiz, yani kesintisiz hesap edeceğiz. Kesintisiz 1.2'den ne kadar benzin alır? 1420 litre benzin alabiliyor. Yani o parayla benzin alır. Şimdi Türkiye'de eline geçen para 1600 lira. Brutu 2000 lira diyor. 2000 lirayı siz benzin fiyatına 7 liraysa böldüğünüz zaman ne kadar benzin alır onu gör. Et 45-50 lira, kıymanın kilosu 50 lira olduğu zaman bu adamın alacağı eti hesap edersiniz. Yani brüt maaşla, asgari ücretli maaşıyla ne alabiliyor? 40 kilo kıyma alabiliyor. 40 kilo. Almanya'da ne kadar alır o asgari ücretli bir adam? Kıyma, ne kadar kıyma alabilir? 5 euro hesap edin, 5 euro. Yani 5 euroya 350 kilo, 340 kilo et alabilir. Aradaki farka bakın. Şimdi buradaki, Almanya'daki ve Avrupa'daki insan yaşam standartlarını Türkiye ile Afganistan'la karşılaştırmak, aklı oynatmak demek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yalancılık, yalakacılık, hiçbir şey bilmediği halde her şey biliyormuş gibi ükalalık etmek bu insanların değişmez karakteri haline geldi. Ne yapacağız biz bu insanlar? Nasıl eğitilecek bu insanlar? Böyle yozlaştırıldı. Din eğitimi vere vere, milli eğitim vere 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 değil. Bunlar yani milli eğitimden kastım da şudur yani kuru bayrak Sakarya millet eğitimi, din eğitimi verile verile bu insanlar bu hale geldi. Biraz da Alman devletinin suçu var. Bu insanları sadece gücünden faydalandı. Türk devleti ise bu insanlar para fabrikası gibi bize ne dedi? Para getirsin, döviz getirsin dedi. Ve bu insanların hayvan seviyesinde kalmasına neden oldular. Evet, kimse bana bu insanları aşağılıyor diye bir kelime söylemesin. Aşağılamıyorum. Gerçek budur. İnsanın hayvanla ayrıştığı zamanki dönemi yaşıyor bunlar. Beyin seviyesi ancak o kadar. Bu nereden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bu özgüvenin olmadığından, kendine güvenin olmadığından, geleceğini iyi görmediğinden, garanti altına alamadığından. Şimdi bir ülke düşünün, refah seviyesi yükselmiş, her
Herkes kendinden emin, geleceğinden emin, kimseye yalakalık ve yaltakçılık yapmaz. Kimseye övgüler düzmez. Neden? Çünkü o ülke içerisinde kendi haklarını bilir. Bizim insanımız kendi ülkesinde ne haklara sahip onu bile bilmez. Çünkü öğretmezler. Şimdi insan hakları dernekleri kuruldu. Yaygın bir şekilde Türkiye'de de kuruldu insan hakları dernekleri. Fakat bunları ne yaptılar? Türkiye hakim sınıfları tarafından terörist ilan ettiler ya. Terörist. Niye biliyor musunuz? Bakın şimdi insan hakları evrensel beyannamesinden bir paragraf, bir madde okuyacağım. Arkadaşlar bu 30 maddelik bir şeydir insan hakları mahkemesi ve bunu bütün insanların bilmesi gerekir. Çünkü hak, verilen hak, haktır. Onu almak için bilmek lazım. Bilmezsen o hakkı alamazsın. Lütuf sayarsın verilen yardımları, şunu bunu. Zannedersin ki bir parti veriyor, bir adam veriyor zannedersin. İşte o zaman yalaka olur insanlar. Bakın ne diyor? Her şahsın gerek kendisi, gerekse ailesi için yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkanlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır. Bunu içinde yaşadığı devletin sağlama zaruriyeti vardır. İşte insanlarımız böyle bilinçsiz, hayvanımsı bir şekilde bırakıyorlar ve bu haklardan faydası olmadığı için adam beyni de gelişmiyor. Düşünemiyor, soramıyor. Çünkü yaşam kalitesi düşük. Karnı aç insan hiçbir şey düşünmez. Ne Tanrı düşünür, ne din düşünür, ne iman düşünür, ne millet ne milliyet. Karnını doyurmak için mücadele eder sadece. Evet, başka bir maddesi, 26. maddesi insan haklarının, her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade eder. Yüksek öğretim liyakatlerine göre herkese tam eşitlik açık olmalıdır. Şimdi arkadaşlar bu maddeler 1945 yıkım emperyalist savaşından sonra dünya devletleri bir araya geldiler. Böyle bir bildiri hazırladılar. 1949 ya da 48 bu bildiriyi yayınladılar ve bu bildirinin altına 150'den fazla devlet imza attı. Dediler ki evet buna uyacağız. Avrupa ülkelerinde gördüğüm kadarıyla genellikle İskandinav ülkeleri ve Batı Avrupa ülkeleri bu kurallara uyuyorlar. Yani gereği kadar uymaya çalışıyorlar. İnsanlarını aç ve açıkta bırakmıyorlar. Bir devlet düşünün, yöneticisi milyarder oluyor ve halkı ne yapıyor? Ekmek topluyor. Kendi hakkından haberi yok. İşsiz kalıyor, aç kalıyor, çoluğunu çocuğunu öldürmeye varıncaya kadar bunalıma giriyor, hastalık sahibi oluyor. Bunun yegane sebebi başımızdaki hırsızlardır. İnsanlara haklarını vermemelerindendir. Kendi ceplerine atıyorlar. İşte insanlarımız da bu haklardan habersiz olduğu için Avrupa ile Türkiye'yi bile kıyaslayamıyorlar. Verilen şeylerin, devlet tarafından verilen şeyleri lütuf olarak, insanlara sadaka olarak verdikleri, gösterdikleri için insanlar da bunun farkında olmadıkları için böyle işte ipsiz sapsız kişilere lider diyorlar, dünya lideri diyorlar, bilmem ne diyorlar, onu başımızdan eksik etmesin diye duacı oluyorlar. Şu insanın konuştuklarına bakın ya. Sırf yalan. Almanya'daki trafikteki araba sayısı 70 milyon arkadaşlar. Türkiye'deki trafikteki araba sayısı 20 milyon, 22 milyon. Bu yaşadığı ülkenin farkında değil bu. Bu adam
Sinemasına gitmemiş, tiyatrosuna gitmemiş, müzesine gitmemiş, kültür havuzlarının evlerine gitmemiş, hiçbir sosyal faaliyette bulunmamış. Haberi yok. Kendisinden haberi yok. Nasıl yaşadığından haberi yok. Önden arkadan hava alıyor. Bu kadar basit. Arkadaşlar bunu çok ilginç gördüğüm için ve bu videoyu size dinlettim. Bu adamı bu adamdan Türkiye'de pek çok nasıl edeceğiz? Bunları gördüğümüz zaman ümitsizliğe kaplıyoruz. Başka videoda, başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyiciler.